Bakar mısın? Virendra'nın koruması nerede kalıyor? O evde. Sana söylemiştim değil mi? Buraya dönmeyecektir. Peki şimdi ne yapacağız? Onu nerede aramamız gerekiyor? Soruşturmaya devam edelim. Biri mutlaka nerede olduğunu biliyordur. İyi günler. İyi günler. Virendra'nın koruması evde yok. Nerede olduğunu biliyor musunuz acaba? Bilmiyoruz bayan. Peki bugün onu gördünüz mü? Gel bir de ona soralım. Bir saniye. Ben bir de ona sorayım. Hanımefendi otur lütfen. İyi günler. İyi günler. Biz o evde oturan adamı arıyoruz. Nerede biliyor musunuz? Bu Virendra için çok önemli. Onu mutlaka bulmamız gerek. Yardımcı olabilir misin? Bugün bir ara görmüştüm. Eşyalarını almış gidiyordu. Gidiyor muydu dedin? Peki nereye gittiğini biliyor musun? Onunla hiç konuştu mu? Sana bir şey söyledi mi? Merak edip sormuştum. Ama bana bir şey söylemedi. Sadece bir daha geri dönmeyeceğini söyledi. Acaba yanında biri var mıydı? Bayan Prakash ile gelmişti. Bir süre evde kaldı, sonra gitti. Kısa bir süre sonra da koruma evden ayrıldı. Tamam, teşekkür ederiz. Annemin bu kadar alçalacağını hayal bile edemezdim. Virendra'nın ölümünü herkesten çok istiyor. Bayan Prakash Virendra'nın annesi, öyle değil mi? Üvey annesi. Virendra'yı görmeye polise de gelmişti. Polise mi dedin? Ama neden? O gün davayla ilgili konuşmak için Virendra'nın yanına gittim. Bayan Prakash da oradaydı ve bir süre orada kaldı. Virendra'ya bir şeyler anlattı. Ona bir fotoğraf gösterdi. Bana kahve yaparken çektiği fotoğrafı. Ama onun dediklerini dikkate almadı. Belli ki onu kışkırtmak istediğinin farkındaydı. Eğer bu doğruysa bunu onun yanına bırakmam. Eve gidelim. Sakshi canım, öyle üzgünüm ki. Gerçekten çok üzgünüm. Virendra'nın davadan sonra serbest bırakılacağını sanıyordum. Hepimiz bunun için çalıştık ama Virendra hala hapis yatıyor. O avukat Arjun sözde her şeyi yaptı, her yolu denedi ama olmadı. Artık önümüzde sadece 2 gün var. İşimiz Tanrı'ya kalmış, yalan mı? 2 dakikada bile her şey değişebilir. Öyle. Ve bizim 2 günümüz var. Ve bu 2 gün içinde İbre mutlaka bizden yana dönecek. Ama onun istediği bu değil Sakshi. Annemin istediği bu değil Sakshi. O Virendra'nın hapisten çıkmasını istemiyor. Onun tek istediği en kısa zamanda Virendra'nın asıldığını görmek, hepimizin hayatı mahvolsun istiyor. Hayır, bunu neden isteyeyim Purvi? Ben de herkes gibi Virendra bir an önce eve dönsün istiyorum. Ben doğru söylüyorum. Cesaretin varsa sen de doğruyu söylersin. Virendra'nın korumasına para verdin, onu satın aldın değil mi? Yalan söylemesi için. Ayrıca herkesten habersiz Virendra ile konuşmak için polis merkezine gittin. Bize karşı kışkırtmak için, doğru mu? Ben böyle bir şey yapmadım, yemin ederim bunların hepsi yalan. Virendra'nın korumasına para falan vermedim. Onu görmedim bile, yemin ederim size doğruyu söylüyorum. Ama evet, Virendra'yı görmeye gittim, bunu kabul ediyorum. Ama asla kötü niyetle değil, ben onun annesiyim. Ana yüreği işte, orada karanlık yerde tek başına olması beni üzüyor. Başka bir sebebi yoktu. Yemin ederim ona kötü bir şey... Yeter artık anne, lütfen daha fazla yemin edip durma. Yalan söylemeyi bırak. Neler çevirdiğini biliyorum. Hepimizin kuyusunu kazmak için gece gündüz durmadan planlar yapıyorsun anne. Virendra'yı bize karşı kışkırtmak istiyorsun. Hayır, yok öyle bir şey. Ben... Ondan başka ne bekleyebiliriz ki? Anceli ayağını kırmamış olsaydı çoktan ikisini de buradan def etmiş, evin kapısına koymuştum. Sen Virendra'nın hapisten çıkmasını istemiyorsun. Ben... O zaman Virendra hapishanede kaldığı sürece sen de bu evin mahzeninden dışarı adımını atmayacaksın. Beni bu tedbiri almaya sen mecbur ettin anne. Virendra'nın aleyhinde plan yapmaman için buna mecburum. Bugün itibariyle orada yiyip içecek, bütün gün oradan dışarı çıkmayacaksın, o kadar. Bu yaptığın doğru değil Sakshi. Ben Virendra'yı kimseye karşı kışkırtmaya çalışmadım. O korumaya para vermedim. Daha yeni kalp krizi geçirdim. Ayakta durmaya bile mecalim olmadığını ikiniz de biliyorsunuz. Sakshi. Sana söylüyorum, bu doğru değil. O korumaya para vermedim ben. Virendra'nın davası sonuçlanana kadar burada kalacaksın. Bu benim son sözümdür. Ama ben bir şey yapmadım. Sakshi, bir şey yapmadım diyorum sana. Ah Tanrım. Nedir bu başıma gelenler? Biliyorum Tanrım, bugüne kadar birçok yanlış yaptım ama beni hiç cezalandırmamıştın. Ama bugün işlemediğim bir suç için bana bedel ödetiyorsun. İlahi adaletin bu mu senin? Belli ki biri benimle uğraşıyor. Benim adımı kullanarak o korumaya para verdi. Ama bu kim olabilir? Bunu mutlaka öğrenmek zorundayım. Ama bunu nasıl yapacağım? Bayan Prakash'ı bu duruma düşürenin kim olduğunu nasıl öğrenebilirim? Abla, ne güzel değil mi? Bugün hem annem hem Fil bizimle. Evet Manas. Anne, Fil, bugün bize ninni söylersiniz değil mi? İkimiz de bunu çok özledik. Hadi lütfen. Evet lütfen. Sakshi. Her şey için sana teşekkür etmek istiyorum. Eğer sen buraya dönmemiş olsaydın, o zaman parayı bulmak tamamen imkansız olacaktı. Muhtemelen de Virendra için hiçbir şey yapamayacaktım. Teşekkür etmene hiç gerek yok Purvi. Çünkü ben bunu sadece senin için değil, kendim için de yaptım. Ve Virendra için, çünkü bugün bile onu çok seviyorsun. Bu yüzden değil mi? Ben Virendra'yı her zaman çok seveceğim Purvi. Ama biliyorum ki o seninle ve çocuklarla çok mutlu. Bu da beni mutlu etmeye yetiyor. Virendra hapishaneden çıkana kadar buradayım. Sonra geri döneceğim. Sakshi, bu zor zamanda bana yardıma geldin. Herkes beni sana karşı dikkatli olmam için uyardı. Ama benim sana olan inancım tamdı. Virendra'ya yardım etmem için sana güvenebileceğimi biliyordum. Sakshi'yi yine buraya gönderdiğin için şükürler olsun. Arjun? Nereye gidiyorsun? Yemek yedin mi? Yemeği sonra yerim. Muhtemelen yeni deliller için otele dönmek zorundayım. Ben de seninle gelebilir miyim? Hayır, bunu ben halledebilirim. Purvi, acil bir iş için çıkmam gerek. Bir saate kalmaz dönerim. Tamam Sakshi. Az önce çocukların yanındaydım. İkisi de sıkılmış. Gidip onlarla ilgilenir misin? Tamam, hemen ilgileniyorum. Neyiniz var? İkinizin de yüzünden düşen bin parça. Ne oldu size böyle çocuklar? Niçin somurtuyorsunuz söyleyin. Bu böyle olmaz. Bu kasveti dağıtmak için hemen bir şey yapmak zorundayız. Oynamak ister misiniz? Evet. Seni seviyoruz Fil. Seni seviyoruz. Çok... Tamam. Yataklardan inin hemen. Şimdi söyleyin bakalım, ne oynamak istersiniz? Saklambaç oynayalım. Evet Fil, biz saklambaç oynamak istiyoruz. Peki, anlaştık. O zaman ilk ben yumuyorum ve 10'a kadar sayacağım. Tamam mı? Tamam. Dur bekle. Önce seni biraz döndürelim. Tamam. Yakaladım. Hadi ama Fil. Tamam, bu sayılmaz. O zaman sen git saklan. Geliyorum Manas. Evet Manas. Hadi gel, onu bulalım. Hadi. Manas. Neredesin? Neredesin Manas? Manas. Nerede bu? Cuhi, sen git o odaya bak, ben de bu tarafa bakayım, olur mu? Tamam Fil, gidiyorum. Manas. Nereye saklandın? Neredesin? Manas! Sen buldun mu? Hayır Fil. Ben de bu tarafta her yere baktım ama bulamadım. Bakmadığım bir yer kalmadı. Nereye gitmiş olabilir ki? Haklısın Fil. Ben de onu bulamadım. Odadan çıkarken görmüştüm ama nerede bilmiyorum. Odadan çıktıysa buralarda bir yerdedir mutlaka. Gel gidip her yere bakalım. Gel tamam, benimle gidelim. Hadi. Manas! Manas'ı gördün mü? Burada saklanıyor olabilir mi? Ben görmedim. Ey yüce tanrım, nereye gitmiş olabilir ki? Manas! Cuhi, Manas hiçbir yerde yok. Saklanabileceği her yere baktım ama bulamadım. Ben de baktım ama bulamadım Fil. Ben korkmaya başladım. Hayır hayır, sakın korkma. Arjun amcanın odasına baktın mı? Hayır Fil, oraya da bakalım mı? Evet, hadi. Manas! 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 Galiba burada da yok Fil. Manas! Manas! Fil, Manas bu dolaba saklanmış olabilir mi? O her yere saklanır. Tamam, bakalım. Şuraya bak. Bizim akıllı yorgunluktan uyuyakalmış. Manas. 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 Oyun bitti Manas. Çık oradan hadi. Bunları hemen yerine koyayım. Yoksa o psikopat yine deliye döner. Cuhi, Manas, çocuklar siz odanıza gidin. Ben birazdan gelirim, tamam mı? Tamam Fil. Bu kurşun Arjun'un dolabında ne arıyor? Yoksa bu o gece Virendra'nın ateşlediği kurşun mu? Eğer o kurşunsa Arjun neden bunu saklamayı seçti? Aklından ne geçiyor olabilir? Burada ne yapıyorsun? Seni bekliyordum. Bizimle ne tür bir oyun oynadığını sormak için. Oyun mu? Ne oyunu? Bu oyunu. Bu o kurşun değil mi? Virendra'nın silahından çıkan kurşun. Niçin saklıyordun bunu Arjun? Neden polise teslim etmedin? Bana doğruyu söyle. Bak. Sen bizimle ne tür bir oyun oynuyorsun Arjun? Bu seni ilgilendirmez. Hem söylesene, ne cüretle benden habersiz odama girersin sen. İzin alma gereği bile duymadan. Ve o kurşunu nasıl buldun? Tesadüfen. Belki de şans bugün benden yana olduğu için. Ya da sen şanssız günündesin. Manas bu odaya girmemiş olsaydı, oyun oynarken dolabına saklanmamış olmasaydı bundan haberin bile olmayacaktı. Lütfen Arjun, bana doğruyu söyle. Kurşunu nerede buldun sen? O gün otel odasında buldum Purvi. Dakşın öldürüldüğü yerde. Orada uzunca bir süre delil aramıştım. Sonra bir şey dikkatimi çekti. Bir vazonun üstünde mermi izi vardı. Sonra vazodaki toprağı biraz eşeledim. Kısa bir süre sonra da onu buldum. O günden beri de bende. Bunu bana da söylemen gerekirdi değil mi? Niçin benden saklamayı seçtin? Bununla Virendra'nın masum olduğunu ispatlayabilirsin. Korumanın yalan söylediğini ispatlayabilir, özgür kalmasını sağlayabilirdi. Bunu yapabilirdim ama yapmadım. Çünkü yalan söylemesi için o korumaya para verdim ve... Silahı da tabii ki ben değiştirdim. Arjun, bana doğruyu söyle. Sen Virendra'yı kurtarmaya mı çalışıyorsun, onu öldürmek mi istiyorsun? Tabii ki kurtarmak istiyorum, kurtaracağım da zaten. Ama öncesinde... karşılığını almak istiyorum. O kurşunun Virendra'ya bir faydası olmayabilir. Ama benim çok işime yarar. Anlamadım. Bunu sana daha önce de söyledim. Ben para istemiyorum. Senden çok daha değerli bir şey istiyorum demiştim. Hatırladın mı? Evet. Ve bugün bunu istemeye karar verdim. Şimdi soruma cevap ver. Evet, seninle evlenmek istiyorum. Eğer kabul edersen, o zaman bu kurşunu mahkemeye sunar, Virendra'nın kurtulmasını sağlarım ama eğer etmezsen, O zaman Virendra'nın çıkması mümkün olmaz. Şimdi, hemen burada tercihini yap. Sana yaptığım teklifi kabul mü edeceksin, yoksa Virendra'nın ölüme gittiğini görmeyi mi tercih edersin? Senin bir psikopat olduğunu biliyordum. Ama bu kadar ahlaksız biri olabileceğini düşünmemiştim. Seninle evleneceğimi nasıl düşünebilirsin? Ben zaten evliyim ve Virendra'yı çok seviyorum Arjun. Bunu biliyorum. Bu yüzden sana bu teklifi yapıyorum ya. Benimle evlen ve sevdiğin insanın hayatını kurtar. Ha? Ve sana şu kadarını garanti edebilirim. Seni o kadar çok seveceğim ki Virendra'yı unutup beni sevmeye başlayacaksın. Ve Purvi, bir şeyi sakın unutma. Arjun bir şeyi istiyorsa onu almadan vazgeçmez. Ben seni istiyorum ve mutlaka alacağım. Aa! Asla. Purvi Virendra Pratap Singh Virendra'nındır. Ve her zaman Virendra'nın kalacak. Gerekirse ölür ama o asla başkasının olmaz. Bırak beni. Bunu sevdim. Kızdığın zaman çok daha güzel oluyorsun ve bu sana çok yakışıyor. Hayır, bırak beni Arjun. Arjun bırak beni. Bırak. Ah! Sana 24 saat veriyorum. Teklifimi kabul edersen Virendra'yı kurtarmış olursun. Ama eğer etmezsen... niçin kabul etmeyesin ki? Sen Virendra için canını vermeye hazırsın. Yani kendini versen ne kaybedersin? 23 saat 59 dakika. Ve Purvi, iyi düşünüp karar ver. Benim karım mı olacaksın? Virendra'nın dul eşim. Cevabını bekliyor olacağım. Şimdi buradan hemen git. Lütfen sen bana yol göster Tanrım. Dayanacak gücüm kalmadı. Beni bu aşmazdan çıkar lütfen. Bana bir yol göster. Purvi? Ne yapıyorsun burada? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Bir şey mi oldu? Biri sana bir şey mi söyledi? Anlatsana. Sakshi. Dava. Purvi, davayı merak etme canım. Arjun'a güven, o her şeyi halledecek. Davanın açılmasını sağladı. Bu defa biz kazanacağız. Hayır Sakshi, o bizi kandırıyor. Bizden yararlanmaya çalışıyor. Çaresizliğimizi kullanıyor. Biz umurunda değiliz. O bu davayı kazanmayacak. Neden bahsediyorsun? Doğruları söylüyorum Sakshi. O bu davayı Virendra'yı kurtarmak için üstlenmedi. Virendra umurunda bile değil onun. Seninle evlenmek istiyorum Purvi. Ne? Seninle evlenmek şartıyla mı dedi? Başından beri bir tuhaflık olduğunu biliyordum ama bu kadar alçalabileceğini düşünmemiştim doğrusu. Canım, merak etme sen. Üzme kendini. Benimle gel canım. Gidip o deliye hak ettiği dersi verelim. Demek Sakshi'yi alıp geldin ha? Benimle düğün detaylarını konuşacaksın. Vay canına. Demek vakit kaybetmek istemiyorsun. Söyle Sakshi, yeni damat hakkında ne düşünüyorsun bakalım? Haddini aşmaya kalkma. Karşındakinin kim olduğunu unutma. Ben Arjun Bajwa'yım. İstediğin zaman harcayabileceğin sıradan biri değil. Önce ufak gelin el kaldırıyor, sonra büyük gelin. Buna yeltendiği için ödeyeceği bedeli sana anlatabilir. O yüzden sen sınırlarının içinde kalsan iyi edersin. Hepiniz bana karşı kurnazlık etmeye kalktınız. Ve elinize ne geçti? Kocaman bir hiç. Bak şuna. Bu sadece bir kurşun değil. Virendra'nın özgürlük anahtarı. Ve bu kurşun mahkemeye sunulmazsa Virendra'nın idam edilmesini kimse engelleyemez. Sen ondan büyüksün, akıllısın. Söyle ona bir an önce kararını versin ve benimle evlenmeyi kabul etsin. Zaman hızla azalıyor. Benimle duruşma başlamadan önce evlenmeyi kabul ederse o zaman Virendra kurtulur. Aksi halde ölümünü kimse engelleyemez. Şimdi gidin buradan. Sakshi, şimdi ne yapmamız gerek? Ben bir yol düşünemiyorum. Bizim için tek bir çıkış yolu var. Ne? Virendra'ya yardım etmek istiyorsak o delili mutlaka Arjun'dan almak zorundayız. Demek istediğin şey Arjun'daki kurşunu mu? Evet. Virendra'yı kurtarmanın tek yolu bu. Onu mutlaka mahkemeye sunmak zorundayız. Ama Sakshi, bunu nasıl yapacağız? Arjun'un nasıl biri olduğunu biliyorsun. Bu imkansız bir şey. Onu elinden alamayız. Virendra'yı kurtaracaksak imkansız diye bir şey yok. Bunu yapmaya mecburuz. Sana cevabın için yarına kadar zaman verdi değil mi? Biz de ona yarın bu cevabı vereceğiz. Hem de en ağırını. Tamam. Ben hazırım. Gece geç vakit Arjun'un odasına girer, o kurşunu alırım. Ama önce gidip Virendra'yı görmeliyim. Çok dikkatli ol Purvi. Virendra Arjun'un bu yaptığını bilmemeli. Ona bir şey söyleme sakın. Neyin var Purvi? Düşüncelisin. Bugün endişeli olduğunu görüyorum. Ne oldu? Hayır, hiç. Yok bir şey. Yok bir şey ha? Ben biliyorum. Yarınki duruşma için endişelisin. Bildim değil mi? Merak etme sen. Bu avukat Arjun işini bilen biri. Tanrı'nın da yardımıyla beni buradan çıkaracaktır. Merak etme. Hadi. Bunu sana nasıl söylerim Virendra? Arjun'un ihanetini, beni nasıl bir ikilem içinde bıraktığını, seni kurtarabilmek için yapmak zorunda olduğum fedakarlığı. Al bunu. Al hadi. Bu çocuklarımın velayet belgesi. Sen de kalsın. Virendra, ne gerek var buna? Sen de biliyorsun ki sana kötü bir şey olmasına izin vermem. Her şey yoluna girecek. Purvi, benim sana inancım tam. En ufak bir şüphem yok. Ama kaderime güvenmiyorum ben. Farz et ki en kötüsü oldu. O zaman çocuklarım ne yapar? Bak, bu dünyada güvenebileceğim biri varsa o da sensin. O yüzden çocukların velayetini sana veriyorum. Her şey yolunda giderse sorun yok ama tedbirli olup bu önlemi almalıyım. Hadi sen de hadi. Şimdi ne yapacağız? Bizi görürse ikimiz de mahvoluruz. Hayır. Olumsuz düşünme Sakshi. Bizi fark etmedi. Şüphe etmesi için bir sebep yok. Kurşunu alıp sessizce buradan çıkalım. Sakshi. Evet Purvi. Cevabın nedir? Evet mi? Bana şantaj yapmadan önce onlara bir bak. Bu adamlar Virendra'ya ölümüne sadıktır. Ve hepsi koruma olarak aynı model silah taşır. Virendra'nın o gece orada ateşlediği silahın aynından. İyi bak. Şimdi söyle. Şaşırdın mı Bay Kurnaz? Virendra'yı oradan kurtaracak delil artık bizim elimizde. Artık Virendra'nın özgür olması için hiçbir engel kalmadı. Dün gece sen uyuduktan sonra girip delili çantandan aldık. Bu silahı ve kurşunu mahkemeye delil olarak sunacak, onun masumiyetini ispatlayacağım. Senin mahkemeye sunduğun silah Arjun, Virendra'nın ateşlediği değildi. Delillerle oynadığın için senden şikayetçi olacağım. Hem de hemen. Yaptığın büyük bir suç Arjun. Planın işe yaramadı. Şimdi bunun bedelini ödeyeceksin. Ne sanıyordun? Seninle evleneceğimi mi? Asla. Bu asla olmayacak. Bana şantaj yapmakla hiçbir şey elde edemeyeceğini bilmen gerekirdi. Bay Arjun Bajwa. Artık ne benim ne bu davanın sana ihtiyacı var. Şimdi sessizce çek git buradan. Yoksa bu adamlar seni öyle bir benzetir ki ne bu kibrinden eser kalır ne de ayakta duracak mecalin. Tanrım. Gerçekten ne sanıyorsun sen? Bu davayı bir delil yüzünden kaybedeceğimi mi? Hanımlar, bizonları bilirsiniz. Akıllı bir bizon her zaman tezeye basar. Sizin de yaptığınız aslında bu. Delil konusunda bu kadar eminsiniz demek. Bence bir kere daha bakın. O kurşun gerçek mi? Değil mi? Bakın hadi. Tanrı esirgesin, mahkeme kurşunun sahte olduğunu anlayacak olursa zavallı Virendra sehpaya gider. Bak ona. Hadi ne olduğuna bak. Kırıldı. Delil falan yok artık. Bunu birinden duymuştum. Polise sahte kurşun göstermek en ölümcül hatadır demişti. Siz o kurşunu çalmak için odama girdiğinizde ben hala uyanıktım. Ne sanmıştınız? Bu kadar önemli bir delili bir odaya girince kolayca çalsın diye yatağın altına mı koyacaktım? Bilginiz olsun, o kurşun hala bende. Ama bu evde değil, başka bir yerde saklı. Sizin hayal bile edemeyeceğiniz bir yerde. Neyse, zaman geldi. Gidelim mi artık? Bu hem Virendra'nın hem de senin planının sonu oldu. Hayır. Bir teklifte bulundum. Beni dinlemiş olsaydın mutlu olabilirdin. Virendra da tabii kurtulmuş olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.